yıllarca mücadele verdikten sonra kavuştuğu engelsiz yaşam merkezi bizleri çok çok mutlu etti. Özel bireylere hizmet nasip meselesi olduğunu biz burada Galip Başkanım'la gördük. Çok mücadelemiz var. Burada bu mücadeleye şahit olmayan kimse yoktur. En büyük ihtiyaçtı. Kastamonu'daki özel bireylerimizi biz Çankırı'da Çerkez ilçesinde emanet etmekten yorulmuştuk açıkçası. Bu da bizim gücümüzü üzüyordu açıkçası. Ben dernek başkanı olarak çaresiz kalmaktan yorulmuştum. Gerçekten bugün bizim en mutlu olduğumuz gün. Evladı bir yere emanet etmek gerçekten zor. Zaten biz arkamızda bırakmasın diye dua ediyoruz. Ama başka ilde bir ilçeye teslim etmek daha da acıydı. 12 evladımı teslim ederken ben bu acıyı yaşadım. Bundan sonra inşallah yaşamayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnanın gece gündüz mücadele verdiler. Kastamonu Belediye'miz, ARGE bölümü gece 3'lere kadar ne olursa proje geçer diye kabul olur diye. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Heyecandan belki unuttuğum isimler olur. Allah hepinizden razı olsun. Özel bireylerimize hizmet, nasip meselesi paha biçilemez. İnanın mücadelemizi şu dizlerimin dili olsa da anlatsa sizlere. Daha ben duygularımı ifade edemiyorum. İnşallah bundan sonraki amacımız Kastamonu'da özel bireylerimize mekan oluşturmak. Mekan oluşturduktan sonra, iyi insanlarla da karşılaştıktan sonra, bizim gözümüz öldükten sonra arkada gitmeyecek inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı özel bireylerimize helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de dernek başkanımızın ifade ettiği gibi elimizde engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden, etkinliklerden faydalanabilmesi ve bu vesileyle sosyoekonomik hayata katılım sağlayabilmesi için bir merkez ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere ve elimize engelsiz yaşam merkezi kazandırmak üzere Kastamonu Belediye'mizin başvuru sahibi olduğu projeyi 2022 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunduk. Bu program kapsamında da başarılı olarak değerlendirildi ve destek almaya da hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nce yürütülen bu sosyal gelişmeyi destekleme programının amaçlarından bir tanesi de toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyoekonomik hayata daha aktif katılımlarını sağlamaktır. Bunun için engelli bireylerimiz için resim atölyesi, müzik atölyesi, spor atölyesi ve el sanatları atölyesini kurmayı hedeflemiştik. Bina ve diğer yapım işlerimiz tamamen Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Proje kapsamında ise bu merkezin atölyelerinin oluşturulması, tefrişat işleri, diğer makine ekipmanları karşılandı. Yine proje kapsamında engelli bireylerimiz ve aileleri için de eğitim ve seminerler, farkındalık seminerleri düzenlendi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuldu. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde de hizmete alınması hem engelli bireylerimiz açısından hem de aileleri açısından da son derece kıymetli oldu. Ben bu vesileyle de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de şimdiden kutluyorum. Böyle anlamlı bir projede kalkınma ajansı olarak bizlerin de yer alması son derece gurur verici oldu. Bu projenin ve merkezin ilimize kazandırılmasında emeğe geçen başta Kastamonu Belediye'miz, başkanımız ve derneğimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu Kastamonu Engelsiz Yaşam Merkezimiz ilimize hayırlı ve uğurlu olsun. Elbette bugün Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmet açmaktan dolayı duyduğum sevinci anlatamam. Yer yer birlikte oluyoruz. Tabii en büyük engel elbette sevgisizlik. Ama yaşayan bilir, çeken bilir. İlk belediye başkanı olmamdan hemen sonra kendilerini ziyaret ettiğimde de bunu görmüştüm. Bir empati yapın,
Ekmek almaya gideceksiniz aşağı bakkala, gidemiyorsunuz. Çocuğunuzu bırakamıyorsunuz. Elbette bunu yaşayan bilir. Onun için start verdik, hız verdik. Çok çaba sarf ettik. Ve günün imkanlarıyla işte yaklaşık toplam maliyeti öyle zannediyorum 5,5 milyon civarında, biraz daha fazlası bir maliyetimiz vardı. Herhalde bugün yapmaya kalksanız 20-25 milyona mal olacak bir proje. Bunun işte binasıydı, çevre düzenlemesiydi vesairesiydi, hepsini belediyemiz imkanları ile yaptık. Ve yine elbette Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ve ona bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız da iş tefrişatında elini taşın altına koydu. Teşekkür ediyorum, minnettarız. Tabii böyle bir projeyi hayata geçirmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü o ailelerin yüzündeki sevinci görmek, çocuklarımızın gülen gözlerini görmek her şeyin çok ötesinde, her şeyden çok daha anlamlı. Onun için belki de bir sürü proje yaptık, bir sürü projeyi hayata geçirdik. Bunun içinde çok büyük olanlar da vardı. Belki maddi olarak bu proje içlerindeki en düşük maliyetli projelerden birisiydi. Fakat benim manevi olarak en fazla haz aldığım proje de bu oldu. İçeride şimdi gezeceğiz, göreceğiz. Notlarda var, değişik atölyeler var. Çocuklarımızın zaman geçirebileceği. Şimdi Huriye Başkan da dile getirdi. Tabii en büyük eksiklerden bir tanesi de bina eksikleri var. İnşallah bunun da üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Biz bir kiralık binada duruyorlardı. Biz kira desteklerini bugüne kadar hep yaptık. Yapmaya da elbette devam edeceğiz. Ama bu da benim size sözüm olsun. Allah nasip eder de eğer tekrar göreve devam edersek size kalacağınız bir yerde benim boynumun borcu olsun. Burada bilgisayarı, el sanatları, müzik, ritim, spor, resim kursları düzenlenmekte. 10 yaş üzeri grup eğitimine uygun bireylerin kayıtları alınarak her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere periyodik olarak 2 tane kurs gerçekleşmekte. Bunları da bilgi olarak vereyim. Kayıtlı 25 tane öğrencimiz mevcut. 12 öğretmenimiz var. 8 idari personelimiz var. Ve yaklaşık, evet demin rakamı doğru telaffuz etmişim, 4,5 milyon civarında belediyemizin öz kaynaklarıyla 1 milyonun biraz fazlasında da KUSKA destekli olarak hayata geçirmiş oluyoruz. Tabii bugünkü rakamlarla üstesinden zor gelinecek bir şey. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma, KUSKA'ya teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bugün gerçekten özel bir gün. Özel bir günde işini gücünü bırakıp buraya gelen kıymetli hazununu da sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Elbette bir bir projeleri hayata geçirmiş olmaktan da duyduğum mutluluğu kelimeler ifade etmiyor. İnşallah hemen çok yakınımızda da şehrin ben geldim geleli konuştuğu problemlerinden bir tanesiydi. Kuzeykent'te ek itfaiye binamız. İnşallah onun da çevre düzenlemesini yaptık. Zannediyorum önümüzdeki haftaya orayı açılışa hazır hale getireceğiz. İnşallah yine birlikte toplanır, oranın da açılışını yaparız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama ben bu koca yürekli insanları önce ben alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok emek verdiler. Biz de çorbada tuzumuz oldu. Ama onların bu konudaki gayreti olmasaydı, bu konudaki teşviki olmasaydı belki bizler bazı şeyleri kulak arkası edecektik. İyi ki yaptık, iyi ki kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Böyle bir merkezin açılışında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade edemem. Çünkü bu sizlere bir lütuf değil. Az önce Hürriye Hanım konuyu ifade ederken hakikaten Kastamonu'da siyaset yapan bir insan olarak tabiri caizse kendimden utandım. Çünkü evlatlarınızı Çankırı'ya bırakmak için mecbur bıraktığımız için sizlerden çok özür diliyorum. Çünkü bu acıyı, bu evlat hissini anlamak her birimizin mutlaka yüreğinde vardır. Bu geç kalınmış bir projedir. Bu sizlere lütuf değildir. Tekrar ifade ediyorum. Ama bugüne nasip olması da ayrıca anlam ifade ediyor. Ben emeği geçen önce devletimize, sonra belediye başkanımıza, devletimizin kurumlarına, KUSVA'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Emek harcayan bütün arkadaşlarıma, belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, çalışanlarımıza, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Tabiri caizse şunu son söz olarak söylemek istiyorum. Bu dönem itibariyle en büyük Kastamonu halkına yaptığımız büyük proje nedir diye bana sorarlarsa her zaman bunu söyleyeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah emanet olun. Ben de öncelikle başta belediyemiz olmak üzere KUSKA'mıza, derneğimize, ilgili kurumlarımıza, emeği geçen herkese bütün çabalarından, gayretlerinden dolayı bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Engelsiz Yaşam Merkezimiz. Sabah beni ziyarete önce Sakatlar Derneğimiz varmış. İsmini de değiştirsek artık herhalde iyi olacak onun, bilmiyorum. Sonra da Görme Engelliler Derneğimiz geldi. Özellikle şeye sordum, görme engellilerimizle konuşurken 6 kişilerdi. Sadece bir tanesi doğuştan görme engelliymiş, bir kızımız vardı. Diğer 5 kardeşimiz sonradan görme engelli hale gelmişler. Bunu şunun için söylüyorum. Yani söz konusu engellilik olunca engelli bireylerimizi, vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi böyle ayrı bir yerde konumlandırmak son derece yanlış bir şey. Her birimiz başımıza gelecek herhangi bir kazadan, Allah korusun, hastalıktan dolayı aynı konuma her an gelmekle yüz yüzeyiz. Yani bu olaya böyle bakmamız lazım. Böyle empati yapmamız lazım. Evet. Tabii devletimiz biliyorsunuz bu konuya çok büyük bir önem veriyor ve son 25-30 yıl içerisinde özellikle bu konuda çok büyük adımlar atıldı. Erişilebilirlik diye bir kavram var. Hepinizin telefonlarında da bu kelime vardır orada. Erişilebilirlik diye bir kavram var. Bu noktada geldiğimiz mesafe, kat ettiğimiz yol hakikaten takdire şayandır. Ama gidilecek daha çok yolumuz var. Bunu da görmemiz lazım. Burada yönetici pozisyonunda olan epey bir arkadaşımız var. Birlikte mesai yaptığımız. Onlardan ricam şu. Demin de söylediğim gibi bu konuda empatiyi hiçbir şekilde elden bırakmadan her birimizin hizmet verdiğimiz binalarımızı, kurum kuruluşlarımızın mekanlarını bir an önce sağlam olan vatandaşlarımız nasıl kullanabiliyor ise engelli vatandaşlarımızın da aynı rahatlıkla kullanmasını sağlamak için her birinizin elinden geleni yapmasını özellikle istirham ediyorum. Ve burada da herhalde varılacak nokta, hedef bu olmalı. Yani sağlam bir vatandaşımız nasıl hizmet alabiliyorsa, nasıl rahatlıkla oraya ulaşabiliyor ise engelli kardeşimiz de aynı rahatlıkla bu hizmeti alabildiği gün bu noktada artık tamam, yapacak bir şeyimiz kalmamıştır diyebiliriz. Evet, tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teknik şeyleri tekrar etmek istemiyorum. KUSKA'mıza, belediyemize, dediğim gibi derneğimize ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Buradan hizmet alacak bütün çocuklarımıza, kardeşlerimize, hemşehrilerimize buranın faydalar getirmesini, onlara güzel hizmetler vermesini temenni ediyorum. Tekrar saygıyla, sevgiyle sizleri selamlıyorum.